Vatan Kıbrıs, mavi vatan denizlerimiz, gök vatan semalarımızda kutsal nöbetlerine devam eden kahraman Türk ordusunu saygıyla selamlıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli özlük haklarındaki iyileştirmelerden kısaca bahsetmek istiyorum. Diğeri zaten geneli anlatıldı. Bu 17 madde ile teklifin %30'unu oluşturmaktadır. Şehit anne ve babalarımızın Türkiye Harp Mağlubu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ne üye olabilmelerini sağlıyoruz. Pilotlarımızdan Türk Silahlı Kuvvetler'den ayrılanlara yıllık görev süresi sonunu beklemeden bilfiil icra ettikleri uçuş karşılığı toptan ödeme ve ilave tazminat verilebilmesini sağlıyoruz. Muazzaf subay olarak göreve devam etmek isteyenlerin de uçuş tazminatını iyileştiriyoruz. Az subay adaylarına verilecek karşılığın az subay az çavuş maaşı olarak ödenmesiyle artış sağlıyoruz. Uzman çavuşlarımızın kullanamadıkları yıllık izinlerini subay ve az subaylarımızda olduğu gibi 60 günü geçmemek üzere müteakip sene içerisinde kullanabilmelerini sağlıyor. Az subayla geçiş işlemlerine katılamayan uzman çavuşlarımıza da ilave sınav hakkı verilmesini sağlıyoruz. Sözleşmeli erbaş verilerimizin uzman erbaşla geçirilme esaslarını düzenliyor. Mesaiye gidiş gelişlerinde servis araçlarından faydalanabilmelerini sağlıyoruz. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli sözleşmeli erbaş verilerimizin aylık ücretlerini %5 artırıyoruz. Erbaş verilerimizin ilaç, optik fark ücreti, terhislerinden sonra tedavilerine devam edenlerin yol ücretlerini ve gündeliklerinin ödenmesini sağlıyoruz. Döner sermaye işlerinde ek görevle görevlendirilen personele ödenen ücreti artırıyoruz. Seferberlikte yedek personele ödeme yapılmasını sağlıyoruz. Uyarma kınama hizmete kısmi süreli devam disiplin cezalarının ilişik kesme işlemine esas teşkil etmesi durumunda mahkemelerce denetlenebilmesine imkan sağlıyoruz. Yabancı diller yüksekokulunda görevli öğretim elemanlarının özlük haklarını düzenliyoruz. Kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere yaş şartı aranmadan 25 hizmet yılını tamamlaması halinde emekli aylığı bağlanmasını düzenliyoruz. Mevcut yasa haricinde gündemimize de çok hakimiz komisyon olarak. Şehit ana babalarının maaşları ile az subaylarımızın ilave tazminat konusunu öncelikli olarak ele alıyoruz. Bu konu grup başkanımız Sayın Abdullah Güler tarafından temat başkanına ve diğer dernek başkanımıza bizzat ifade edilmiştir. Sayın Bakanımız da burada biraz önce ifade etti. Uzman çavuşlarımızın özlük haklarına dair 27. dönemde 3600 ek gösterge, zati tabanca, yaş haddinin 55'e çıkarılması, 6000 sayılı kanun mağdurlarının çözülmesi gibi büyük atılımlar yapıldı. Bu dönemde aynı iradeyle çalışıyoruz. Terörle mücadele sırasında yaralanıp mağlup sayılmayan gazilerimizin durumunu çok yakından takip ediyor, dernekle sürekli görüşüyor, bakanlıklarımızda teknik çalışmalar yapıyoruz. Sözleşmeli erlerimizin kamuda istihdam konusunu yakından takip ediyor, çözümler geliştiriyoruz. Er gazilerimizin emsal sorunu ile ilgili Cumhurbaşkanımızın bizzat talimatı var. Hem bakanlığımızla hem platformla çalışıyoruz. 2000-2001-2002 devresi astsubay ve polislerimizin emeklilikle ilgili konularını takip ediyoruz. Uzman jandarmalarımızın okullarının hizmetten sayılmasıyla ilgili konuları takip ediyoruz. Koordineli çalışıyoruz. Terör, mağlup gazilerimiz, muharip gazilerimiz, sivil memurlarımız, korucularımız, polislerimiz ve tüm güvenlik güçlerimize dair bunun gibi onlarca başlık hakkında durmaksızın çalışıyoruz. Ve savunma sanayimiz. Dünyada kendi uçak ve helikopterini üreten 6 ülke var, biri Türkiye. İnsansız savaş uçağı üreten 3 ülke var, biri Türkiye. TİHA üreten 4 ülke var, biri Türkiye. Sürü İHA üreten 4 ülke var, biri Türkiye. Jet motor teknolojisine sahip 7 ülke var, biri Türkiye. 5. nesil savaş uçağı üreten 5 ülke var, biri Türkiye. Hava füzesi üreten 7 ülke var, birisi Türkiye. Lazer silah sistemleri üreten 3 ülke var, biri Türkiye. Tank aktif koruma sistemi olan 3 ülke var, birisi Türkiye. Her türlü engellemelere, dış müdahalelere rağmen dokunacağız diyenlere inat, savunma sanayimizi uçuruyoruz. Kendileri motor yaparken bizi Kürt Türk diye böldüler. Kendileri uçak gemisi yaparken sağ sol diyerek bu iki kelimeyle abi kardeşin arasına girdiler. Kendileri uzaya roket fırlatırken biz suni başörtüsü sorunuyla uğraşalım istediler. Kendileri dünyanın en ileri üniversitelerini kurarken Alevi-Sünni ayrılık tohumlarını bu topraklara ektiler. Kendileri ABD'yi kurup birleşip güçlenirken bize bölünün demokratikleşin dediler. Gabarda petrol çıkacağına kan aksın diyerek terörü beslediler, evlatlarımızı katlettiler. Bir kesime toplumun dini ve manevi değerlerini modernlik kılıfıyla gösterdiler.
diğer kesime emperyalizme diz çöktüren, aynı zamanda bir İslam kahramanı olan Atatürk'ü kötülettiler. Bizi bunlarla oyalarken bu topraklarda adı Mehmet, aklı Michael olan, meclisi bombalayan ülkelerine düşman ajan zombiler türettiler. Ama Atatürk'ün izinde Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi yüzünü engelleyemediler. Savunma sanayimiz güçlendikçe hain terör örgütü PKK'nın belini kırdık. Karabağ'da 30 yıllık işgalin intikamını aldık. Libya'yı darbecilerin elinden kurtardık. Ukrayna'da SİHA'larımız adına marşlar yazdırdık. İran'da kaza yapan helikopterin takibini yaptık. Dünyaya nam saldık. 2023 yılında 185 ülkeye 230 savunma sanayisi ürünümüzün satışını yaptık. Birileri tilkilik yapıyor. Bu yasayla uzman çavuşlarımızı oradan atmak istiyormuşuz. Uzman çavuşlarımız birileri için oy deposu olabilir. Ama onlar benim silah arkadaşlarım. Ne atması? Kimse boşuna sevinmesin. Kara kuvvetlerimiz şu an 25 bin kişilik alım yapıyor. 25 bin uzman çavuşum daha geliyor. 25 bin uzman çavuş, kahraman aslan parçası daha geliyor. Onlar Kocatepe'yi selamlayıp Kandil'i başlarını yıkmaya geliyorlar. Biz komandoları gönderecekmişiz. Biz komandolarımıza ne kadar yakınız anlatayım. Korku nedir bilmeyiz. Biz dağların erleri. Yuva yaptık göklere, baş döndüren yerlere. Engel tanımaz aşarız, yüce engin dağları, el verir uzanırız mor siyah bulutlara. Ben Türk komandosuyum. Düşmanı çelik pençemle ezerim. Her yerde ben varım. Karada, havada, denizde, çatakta, batakta. Her zaman ve her yerde. Hazır, daima hazır. Kim? Komando. Olamazsın. Ya, olursun. Allah. Allah Türk komandosunu korusun. Kayyum lafını dillerine dolanıyor sormak lazım. Devlete ağız dolusu hakaret ediyorlar buraya çıkıp. Bilesiniz ki biz burada devlete hakaret ettirmeyiz. Onlar soru sordu. Ben de soruyorum. Devletin kayyumuna karşısınız da PKK'nın kayyumuna neden razısınız? Soru bu. Muhalefet partilerine de sormak istiyorum. Neden PKK destekçisi aday konulmasını bir cümle bile eleştirmiyorsunuz? Tek cümle bekliyoruz sizden. Tek cümle. Belediyelerde vahim birçok olay gerçekleşiyor. PKK sizi tükürüyle boğar diyen Van'da, bayrak kaldıranlar Diyarbakır'da, belediyenin adını değiştirenler Tunceli'de, İstiklal Marşı okumayanlar Mardin'de, Atatürk ve Cumhurbaşkanımıza küfredenler Diyarbakır Sur'da. Bunlara neden ses çıkarılmıyor? Ben aziz milletimizin, askerimizin, polisimizin, gazilerimizin, şehit ailelerimizin seslerini kendi sesimde toplayarak şunu aykırmak istiyorum. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Burası teröristlere çukurlara gömün emrini veren meclistir. Burası PKK propagandası yapılacak yer değildir. Burası vatan kuran meclistir. Vatan içinde vatan aranacak yer değildir. Burası gazi meclistir. 40 bin kişinin faili bebek katiline sayın denilecek yer değildir. Burası milletin evidir. Millete soykırımcı denilecek yer değildir. Burası İstiklal Savaşı vermiş meclistir. İstiklal Savaşı okumayanların olacağı yer değildir. Burası Cumhuriyet kuran meclistir. Burası Cumhuriyet kuran meclistir. Cumhuriyet 100 yıllık yıkımdır. Ne hayrını gördük diyen hayırsızların koltuk işgali yapacağı yer değildir. Burası şerefli meclistir. Bu meclisin şerefli koltuklarından PKK'lı şerefsizlere ve destekçilerine selam çakılacak yer değildir. İşte ben bu meclisi saygıyla selamlıyorum. Şimdi muhalefete bir soru sordu. Muhalefet partilerine sordu. PKK'nın adaylarını neden yapılırken göz yumuyorsunuz dedi. Aslında tüm muhalefet partilerine sataştı. Buna cevap vermek istiyorum. Ya açıkça iki noktada sataştı. Ya oradan sizinle burası pek fark etmiyor Sayın Başarı. Sayın Başarı, oradan devam edin lütfen. Şimdi bir askerlik yapıp burada milletvekili yapan bir arkadaş şu cümleyi kullandı. Birileri uzman çavuşları oy deposu olarak görebilir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir askeri oy deposu olarak görmüyor ama belki birileri onu oy deposu olarak görüp partisine kazandırmış olabilir. Bunu söyleyeyim bir. İki, bu efendi şunu söyledi.
Tamamlayın Sayın Başarır. Bu meclisi bombalayan alçaklar dedi, onu yaratanlar dedi. Ergenekon davasında yargılanırken onu kim yargılıyordu? FETÖ yargılıyordu. Şu anda bulunduğu partinin genel başkanı makam arabasını Zekeriya Öz'e vermişti ve ben bu davanın savcısıyım demişti. Bence orada oturuyorsa yüzü kızarmalı. İki, Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir şekilde FETÖ, PKK ya da diğer terör örgütleri aday olmasına ne izin verir ne göz yumar. Ama çözüm süreci dahil, bugüne kadar FETÖ dahil bulunduğu partinin neler yaptığına baksın, o koltukta otururken telefonunu açsın bir de aynaya baksın. Belki yüzü kızarır. Buyurun Sayın Temelli. Sayın Temelli buyurun. Sayın Başkan, Hatip'in konuşmasını dinlediğimizde uygun yerin burası olmadığı anlaşılıyor. Gelecek sene 23 Nisan'da Çankaya İlkokulu'nda bu konuşmayı yapabilir. Sabahki bir Hatip yine böyle zırvalamıştı. Anlıyoruz ki arkadaş da o Hatip'in ayrı yumurta ikizi. Zırvalara devam ediyorlar. Dile getirdiği ithamların hiçbirinin gerçek olmadığını zaten çok iyi biliyor. Bildiği için bugün o kayyum suçunu örtbas etmek için aslında ithamlara, suçlamalara aslı astarı olmayan şeylerle saldırıyorlar. Tamamlayın Sayın Temelli. Bu anlaşılabilir bir şey de değil. Ben kendisini zaten muhatap almıyorum. Muhatap alınacak bir düzeyde yok. Ama Sayın Gül'ü muhatap alıyorum. İçeride temiz değil, temiz siyaset diye sürekli bunları konuşup gelip burada bu kirliliğe sessiz kalmak aslında başlı başına AKP grubunun büyük bir sorunudur. Kendilerini bu konuda daha duyarlı, daha hassas, meclisin kürsüsüne yakışan konuşmalarla siyaset yapmaya davet ediyorum. Buyurun Sayın Kavuncu. Az önce Bursa vekilimiz konuşmacıya bir söz söyledi. Karşı taraftan yazıklar olsun diye bir hitap geldi. Onunla ilgili Selçuk vekilimiz bir açıklama yapacak. Buyur. Buyurun Sayın. Teşekkür ediyorum. Tam ben hatırlatayım efendim. Allah'a şükür üniformalı askerlik de yaptık. Üniformamızın olmadığı zamanda da her Türk asker doğar diyerek hayatımız aynı bu vatan sevdası için geçmiş birisiyim. Söylediğimiz şey çok net. Kim ki APO'nun Allah belasını versin. APO'cunun Allah belasını versin. APO'ya sayın demeyi yasak olmaktan çıkaranların da Allah belasını versin. Hadi siz de buyurun. Siz de buna bir amin deyin. Gidin Bülent Arınç'a sorun. Kim kaldırmış bunu diye. Ben söylediğim şey şu. Bu sınırlar güvensiz dedim. Gittim öğlen vakti 9 Ağustos'ta saat 14'te Sayın Başkan, sorulara sorulara cevap vermesi gerekenlerin soru sorması çok manidar. Biz de şunu soruyoruz.
PKK'lı birinin aday gösterilmesine niye itiraz etmiyorsunuz diye soranlara ben herhangi bir cevap vermiyorum. Sadece Adalet Bakanlığı da yapmış olan grup başkan vekilimize siz beraatlı zimmet hususunu ne olduğunu biliyor musunuz? Elbette Sayın Abdülhamit Gül biliyor da burada milletvekilliği yapan insanlar anayasamızda, evrensel hukukta, İslami hukukta hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmayan herkes masumdur ilkesini nereye koyacaklar? İki, şayet bu kişi PKK'lıysa ve 19 yıl 6 yıl ay cezayı gerektirecek bir suç işlemişse 10 yıldır bu faaliyetlerini elini kolunu sallaya sallaya yaparken siz armut mu topluyorsunuz diye soru sor. Buyurun Sayın Gül. Sayın Başkanım, değerli arkadaşımız, hatibimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet etmiş bir arkadaşımız, bu şerefli üniformayı giymiş arkadaşımız, Hulusi Akar, değerli bakanımızla beraber tüm Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onurlu askeri gibi milletimiz için gayret göstermişlerdir. Burada ifade edilen hususlarda Ergenekon kumpas meselesi de ifade edildi. Biz zaten AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'deki vesayetin kim olursa olsun FETÖ başta olmak üzere kurulan kumpasın muhatabı ve mağduru olan bir partiyiz. Siyasete kurulmak istenen kumpaslar, 7 Şubat krizleri ve sonrasında yargı üzerinden Cumhurbaşkanımıza yönelik saldırılar, Ergenekon, Balyoz, kumpas davaları da başta olmak üzere mağdurlardan biridir. Biz Türkiye'nin demokratikleşmesi adına, Türkiye'nin vesayetten, kumpaslardan kurtulması adına mücadelemizi yaptık. Yine yapmaya devam ediyoruz. O yüzden... Buyurun Sayın Gül, tamamlayın lütfen. ...alanını açmak ve bu konuda yargı ve güvenlik bürokrasisi üzerine sızmış bu FETÖ örgütleriyle mücadele etmiş ve arkadaşımız da orada mağdur olmuştur. Onun gibi nicelerini de ben bu kumpas mağdurlarını da buradan saygıyla selamlıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet etmiş bir arkadaşımızın duygularını dinledik ve bu anlamda hakarete yönelik tüm iddiaları da aynen iade ediyoruz. Değerli milletvekili arkadaşlarımız, grup başkan vekiliniz gereken yanıtı verdi. O nedenle daha fazla bu konuyu uzatmayalım. Sayın Gül, az önce İYİ Parti'nin grup başkan vekili sataşma dedi sözü arkadaşımıza bıraktı diğer milletvekiline. Siz grup başkan vekili olarak bu konuda gereken cevabı verdiniz. Gereken yanıt da amaç da hasıl oldu. O yüzden... Sayın Başkanım, yalnız Mehmet Ali Bey kürsüde konuşmacıydı. Arkadaşımız orada laf atan ya da konuşan kişiydi. Burada kürsüde ifade edildiği için en azından ya kayda geçmek üzere talebini dikkate alırsanız... Buyurun kayda geçmek üzere yerinize. Hayır, kayda geçeceğim, mikrofonu açmıyorum. Başkanım, kayda geçmesi için mikrofonu açalım. Orada mikrofon açalım. Mikrofon açılırsa kayda geçsin. Gitsin de. Sayın Çelebi, 15 saniye buyurun. Hayır, böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Doğrudan sataşma var Sayın Başkan. Hayır, doğrudan sataşma var. 2 dakika talep ediyoruz. 2 dakika. 2 dakika. 2 dakika talep ediyoruz. Açıyorum. 125 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine devam ediyoruz. Komisyon yerinde. Yerinizden bir dakika vereceğim sayın. Milletvekillerinin zamanını daha fazla burada heba etmemek için. Buyurun.
Teşekkürler. Öncelikle Sayın Başkan, biraz önce bence meclis tarihine geçtiniz. 15 saniyelik söz hakkı vererek, belki de bunu ben yorgunluğunuza vermek istiyorum. Bir dakikada da bir şey burada ifade edebileceğimi değerlendirmiyorum. Grubum bana zaten ileriki dönemde mutlaka madde üzerinde konuşma hakkı verecektir. Ben şunu söylemek istiyorum tek cümleyle. Nerede ne kadar FETÖ'cü, PKK'lı terörist varsa nokta nokta. Gerisini halk doldursun. Teşekkürler. Sayın Başkan, ben de sataşmadan... Ne dedi size sataşma olarak? Sataşmanın mevzusunu söyler misiniz? Aslında tartışmamız oldu. Ben hatip değilim. Ondan dolayı oraya... Bence Sayın Başkan, temiz bir dile davet edin. Ne demek nokta nokta? Temiz bir dile davet edin bence. Gerisini nokta nokta ne demek? Hayır, nokta nokta ne demek mecliste? Alet oldu diyebilirsin. Nokta nokta ne demek? Bir aç sayın dedi. Alet oldu diyebilirsin. Bence temiz bir dile davet edin. Arkadaşlar bir saniye. Ben bu konuyu açıklık getirmek istiyorum. Aslında ben Sayın Türkoğlu'na sataşmadan söz değil. Sayın Çelebi'nin ifadeleri üzerine muhalefet partilerinin grup başkan vekilleri düğmeye basarak her biri söz talep etti. Sayın Başarı'na verdim. Sayın Kavuncu'nun da benzer bir taleple düğmeye bastığını düşünerek söz talebini, o da söz hakkını Türkoğlu'na devretti. Türkoğlu başka bir konuya geçti. Ben Sayın Türkoğlu'na sataşmadan söz vermedim. Sadece Sayın Çelebi'nin ifadelerine karşı söz talep ettiğini düşünerek verdim. Ardından Sayın Kaya'ya verdim aynı gerekçelerle. Ama bambaşka bir şey söyledi. O nedenle yerinizden bir dakika vereceğim. Bir dakika içerisinde ne söylemek istiyorsunuz? Buyurun söyleyin. Sayın Çelebi, siz de nokta nokta konusunda açıklık getirmenizi ben önemli talep ediyorum sizden. Sayın Çelebi, önce Sayın Milletvekiline vereceğim. Daha sonra siz açıklık getireceksiniz. Teşekkür ediyorum. Sayın Hatip kürsüden konuşurken Mehmet Çelebi, Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişmelerini İHA, SİHA başta olmak üzere anlatırken Sayın Selçuk Türkoğlu oradan müdahalede bulundu. Dolayısıyla bu herkesin, özellikle bu Gazi Meclis'te bütün vekillerin gurur duyması gereken bir konuyken o sataşması dolayısıyla ben de yazıklar olsun dedim. Oysa İHA'lardan, SİHA'lardan rahatsız olanlar hain PKK terör örgütü ve onların siyasi uzantılarıdır. Bu şaşkınlık üzerine ben de kendisine yazıklar olsun dedim. Dolayısıyla bu konunun sabote edildiğini düşünüyorum ve ben bu konudaki kamuoyuna takdirlerini sunuyorum Sayın Selçukoğlu'nun tutumunu da. Buyurun Sayın Çelebi. Açar mısınız arkadaş? Teşekkürler Sayın Başkan. Yani FETÖ'cü PKK'lı teröristlerle ilgili olan bir ifadeyle ilgili açıklama talep edildi bu Yüce Meclis'te. Bu da ilginç geldi bana. Şöyle Sayın tamamlayalım. Sayın Çelebi lütfen FETÖ'cü, konuyu PKK'lı çarptırmayalım. Mecliste kadar, temiz bir dil kullanmak esastır. Nokta nokta diyemem de. Siz nokta nokta, nokta diyerek neyi ifade ettiğinizi nokta açıklamanızı istiyorum. Halk olursun demem önce. Bence gayet normal. Nerede ne kadar FETÖ'cü PKK'lı terörist varsa lanet olsun, soyları kurusun, gerisini de halk doldursun. Teşekkür ederim. Saygılarımla. Sayın Başkan,